Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir yemek tarifi paylaşacağım. Yapılışı çok kolay. Herkesin çok sevdiği, ekmek banıp yemeye doyum olmayan harika bir yemek. Benim bu şekilde minik patlıcanlarım var. Minik patlıcanları alacalı soyup bu şekilde dilimliyorum. Büyük patlıcan kullanacak olursanız ortadan kesip aynı şekilde dilimleyebilirsiniz. Harika bir yemek oluyor. Kalabalık misafir için de son derece bereketli ve nefis bir yemek. 500 gram kıymayı tencereme aldım. Önce kıymayı güzelce kavuracağım. Burada da 2 adet patates ve bu şekilde bebek patlıcanlarım var. Patlıcanlar çok lezzetli oluyor. Patatesleri şöyle alıyorum. Bebek patlıcanlarımı şöyle bir kenarlarından kabuklarını soyuyorum. Ve şu şekilde uç kısmı kalacak şekilde böyle kesiyorum. Patlıcanların tamamını bu şekilde hazırlayacağım. Bu tarz bebek patlıcanları bulmak her zaman mümkün olmuyor. Normal patlıcan kullanacaksanız da büyüklüğüne göre ortadan ikiye kesip bu şekilde uzun uzun dilimleyebilirsiniz. Patlıcanlarımın tamamını bu şekilde hazırlıyorum. Patlıcanları bu şekilde hazırladım. Acı olmadıklarını bildiğim için tuzlu suda bekletmeyeceğim. Direkt kızartacağım. Eğer patlıcanların acı olduğunu biliyorsanız tuzlu suda biraz bekletmelisiniz. Burada da 2 adet patatesim var. Patateslerimi de patlıcanlarla orantılı olacak şekilde şöyle dilimleyeceğim. Patateslerimi de doğradım. Önce patatesleri sonra patlıcanları kızgın yağda kızartacağım. Önce patatesleri kızgın yağın içerisine alıyorum. Patatesler yeterince kızardılar. Hemen fırın tepsimi alıyorum. Hemen kızaran patlıcanlarımı patateslerin yanına alıyorum. Kıyma epey kavruldu. Kavrulan kıymanın üzerine 2 adet yemeklik doğradığım soğan, 2 adet kapya biber, 1 adet de yeşil biberi ekliyorum. Yeşillik ve soğan ne kadar çok olursa o kadar lezzetli oluyor. Soğan ve biberler gözünüze çok görünebilir ama piştikten sonra kayboluyorlar. Kıymam yağlı olduğu için baştan yağ koymamıştım ama şu an biraz zeytinyağı ekleyeceğim. Patlıcanlar güzel bir şekilde kızardılar. Şöyle bir çevirelim. Diğer tarafları da biraz daha kızarsın. Thank you.
Soğan ve biberlerle kıymayı kavurmaya devam ediyorum. Kıymanın daha yumuşak olması için biraz da su ekledim. Yarım çay bardağı sıcak su ekledim. Ve bu şekilde pişirdim. Şimdi 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası ekleyeceğim. Ve salçalarla beraber kavurmaya devam edeceğim. Domates ve biber salçasını ekledim. Tekrar salçalarla beraber kavurmaya devam ediyorum. En sevdiğim yemeklerden bir tanesi. Yapılışı çok kolay, çok lezzetli ama böyle oturunca başına inanın iki tabaktan aşağı kurtarmıyor. O yüzden çok sık yapmamaya çalışıyorum. Çünkü yaptığım zaman maalesef çok fazla yemek yediriyor. En kötüsü de biraz fazla ekmek yediriyor. Böyle ekmek banarak yemeyi çok seviyoruz ailece. İç harcımız çok güzel bir şekilde pişti. Hemen baharatları ekliyorum. 1 çay kaşığı kimyon, toz biber ve karabiber. Salçam tuzlu olduğu için tuz eklemiyorum. Beni sürekli takip edenler salçamın tuzlu olduğunu biliyorlar artık. Salçayı annem yapıyor ve bozulmasın diye biraz fazla tuz koymuş. Hemen sosun altını kapatıyorum. Şöyle tekrar bir karıştıralım. Nefis bir sos oldu. Burada da bir tutam ince doğranmış maydanozum var. Maydanozları da ekliyorum. Yemeğimizin sosu da hazır. Dursun, hemen karıştırmayacağım. Birazcık sıcaklığı gitsin. Patates ve patlıcanları fırın tepsime aldım. Şöyle bir düzenleyeceğim. Patlıcan ve patatesleri fırın tepsisine yerleştirdim. Kalabalık misafir için yapılacak en güzel yemeklerden birisi. Yemeğim fırına gitmeye hazır. Önceden ısıttığım 180 derece fırında domatesler ve biberler kızarana kadar pişireceğim. Çünkü zaten patlıcanlarımız, patateslerimiz, sosumuz, her şeyimiz pişmişti. Sadece fırında birazcık daha lezzetine lezzet katmış olacak. Yemeğim pişti arkadaşlar. Son derece iştah açıcı görünüyor. Tüm malzemeler pişmişti zaten. Fakat ekstradan lezzetine lezzet katmak için fırınladık. Ve gerçekten harika görünüyor. Özellikle kalabalık misafirleriniz için hazırlayabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.